Merhabalar efendim, ee, biraz farklı bir konudan bahsedeceğim. Ee, managing up konusu yani yöneticinizi yönetiyor olmak. Tabii yöneticinizi yönetmek diyoruz ama e, birebir aynı şey değil doğal olarak. Hani altınızda bir ekip varsa organizasyonel e, yapı olarak alt ve üstten bahsederken işte yönettiğiniz bir ekip olabilir, liderlik ettiğiniz bir e, ekip olabilir. Fakat genelde kaçırılan şeylerden bir tanesi aşağıya doğru diyelim kendi ekibinizle yaptığınız aktiviteler ve aldığınız e, davranış e, tarzı, bakış açısı ile yukarıya doğru organizasyonda yukarıya doğru aldığınız bakış açısı, davranışların birbirinden tamamen farklı olması. Ve burada bazen kaçırdığımız şeyler olabiliyor. Onlardan bahsedeceğiz. Yani yukarıya doğru olan ilişkimizde kullanabileceğimiz, aslında bildiğimiz ve yaptığımız ve aşağıya doğru olan ilişkimizde kullandığımız bazı şeylerin yukarıya doğru olan ilişkimizde de organizasyonda nasıl işe yarayacağından bahsedeceğim bu videoda. Şimdi... Nereden çıktı bu video konusunu bir kenara bırakacağım aslında. Aslında yani böyle bir aklıma geldi de vazgeçtim sonradan. Ama aslında gördüğüm bir eksikten yola çıktı. Yani yaptığım bazı konuşmalarda hani bundan bahsettiğimde faydalı olduğunu gördüm. ve O yüzden böyle bir videoda çekeyim istedim bir yandan. Şimdi büyük problemlerden bir tanesi, yani yöneticiye baktığımızda bu arada notlarıma bakıyorum bir yandan. Özellikle mühendislik şirketlerinde ve özellikle belki de daha ufak şirketlerde diyeceğiz. Her neyse yöneticiyle çalışanın farklı geçmişlerden gelmesi. Şimdi burada Kabaca iki tip yöneticiden bahsedebiliriz. Yazılım mühendisliğinden bahsediyorsak, işte yöneticinin aynı mühendislik geçmişinden gelip gelmemesi farklı e, problemler yaratabiliyor çok geçmişte kalması da enteresan problemler yaratabiliyor. Yani 50 yıl önce bir şeyler yapmışsan o alanda, 50 yıl önce yazılım mühendisliği yapmışsan şu anki yazılım mühendisliği pratikleriyle epey bir birbirinden uzaklaşmış olabiliyor. O aradaki mesafe ne kadar açılırsa yönetim anlamında, aynı dili konuşma anlamında sıkıntılar olabiliyor. Bir de tabii şöyle bir problem olabiliyor. İşte aşağıda bir yazılım mühendisi var ve yukarıda bir yönetici var. Yönetici yazılım mühendisliği geçmişinden gelmiyor. Ve doğal olarak aynı dili konuşmakta bir problem yaşıyorlar. Aynı dili konuşmanın ötesinde bir de aşağıda oluşan bir beklenti oluyor. Yani yöneticinizden sizi anlamasını ve sizi sizin bildiğiniz doğru şekliyle yönetebilmesini bekliyorsunuz. Şimdi burada tabii beklent haklı ve haksız olup olmaması çok önemli değil. Yani biz bir yazılım projesi yapıyoruz. Bu yazılım projesinde neyin nasıl olacağını, işte functional, non-functional requirement'ları, nasıl ölçüleceğini bu yazılım projesiyle ilgili, işte technical debt nedir vesairedir. Bunların hepsinin dengeleri nasıl oluşturulur? Bunların bir kısmını yöneticinin yapmasını bekleyebilirsiniz. Çünkü sizin perspektifinizde yazılım işi böyle yapılır. Şimdi yazılım işi böyle yapılır dediğimizde pratik olarak zaten 1500 yıllık bir pratikten bahsetmiyoruz. O yüzden özellikle ve olayların da çok hızlı değiştiğini e, göz önünde bulursak yani şurada hala daha şeyi dahi oturtamadık. Yani ecel metodolojileri dahi oturtmuş değiliz. Baktığınızda doğru bir şekilde e, her katmanda çoğu şirkette diyelim. Ve süreç gelişiyor da bu arada. Hani oturtmuş değiliz derken ecel metodolojiler dediğimiz şey de hani evet high level yüksek seviyede belki guidance'lar aynı ama hani detaylarda inanılmaz değişikleri zaman içinde örnenerek çünkü sektör olarak zaten gelişen ve evrilen bir sektör. O yüzden mühendislik yönetiminde dahi çok ciddi değişiklikler ve çok hızlı bir şekilde, görece hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi bizim bir beklentimiz var ve yukarıdan o beklenti gerçekleşmediğinde bir hayal kırıklığı oluşabiliyor doğal olarak ve yukarısı bunu yapmıyor, bilmiyor vesaire şeklinde bir tepkiye dönüşebiliyor. İşte burada aslında yukarıyı yönetmek dediğimiz yani çünkü aşağıda baktığınızda bir ekip yöneticisi olduğunuzu varsayıyorum hani ekibe baktığınızda ekipteki e, bireyler diyelim e, mühendislik yönetimi ile ilgili bir şeyi bilmediklerinde davranış tarzımız onlarla oturup bunu konuşmak ve bu bilgi birikimi paylaşmak ve nihai bir karara ulaşmak oluyor oysa Yukarıya bakıldığında yönetici seviyesine bu üst yönetici olabilir, orta kademe yönetici olabilir, ufak şirketlerde doğrudan patron olabilir. Bakıldığında özellikle patron ilişkisine daha enteresan oluyor tabii patron şirketlerinde ilişki. Yukarıya bakıldığında sadece bilmelerini bekliyoruz. Aklımıza şey gelmiyor. Yani aslında bu işi bilmiyorlar. Özellikle hani teknik olan bir orta kademe yönetici veya ekip lideri veya ekip bile teknik olmayan bir Hadi ekstreme e gidelim bir patron senaryosunda. Ciddi bir komünikasyon problemi oluyor. Çünkü anlatamıyorsunuz. Yani daha klasik örneklerden geleyim. İşte .NET Framework 6'dan 7'ye geçeceğiz. Bunun bir anlamı yok e, teknik olmayan bir üst yönetici için. Ve bunun bir anlamının olmamasını yani diyorsun ki işte yenisine geçiyoruz. Tamam da adam hani yenisine ben diyor her yıl yeni iPhone'u almıyorum. Şimdi bunun anlamı olmadığı aslında yüzümüze net bir şekilde vurulurken biz bunun olması gereken bir şey olarak görüp şey aklımıza gelmiyor hiçbir zaman. Ya Bunu anlatmak benim görevim. Şimdi ortak kademe yönetici olsun hangi seviyedeyseniz yani bir üstünüzdeki kişi böyle bir teknik background'dan gelmiyorsa sizin yaptığınız işle ve sizin bilgi birikiminizin orada o seviyede olması zaten normal. Çünkü siz zaten o işi yapan kişisiniz. Şimdi burada yöneticinin de bilmesi gerekir. Bu işi yönetiyorsa işte fa ayakkabı fabrika yönetiyorsa ayakkabıdan anlamalı. E anlamıyorsa ne yapacağız? Bizim uzmanlığımız neydi? Biz konuyu biliyorduk. Şimdi yöneticilik illa hani sadece bilinmesi gereken bir şey değil aynı anda yapılan bir iş. Yani bu bir efor var orada sarf edecek. O adamın görevi sadece ne iş işi nasıl yapacağını bilmek değil işi bir yandan da yapmak. Yani sadece işi nasıl yapacağını bilmiyor olmak ki burada iş diyerek çok genelliyorum. Yani yönetim ve mühendislik yönetimi arasında da farklılıklar var. Genel yönetim pratikleri var. Bir de mühendis yönetimi pratikleri var. Şimdi adam yönetim pratiklerini biliyor ama mühendislik yönetimi pratiklerini bilmiyor. Fakat bu zaten işin tamamı da değil. Bir de işin execution'ı var, yapılması var. Bilgi birikim ötesinde. Onun görevi bir de execution'ını yapmak. Yani sadece mühendislik yöntemini bilmiyor olması, o adamın tamamen e, o rolde bulunmaması gereken bir kişi anlamına ideal mi? Belki ideal değildir. O ayrı konu. Ama hani orada bulunmaması yanlış rolde gibi bir tepkiye götürmemeli. Çünkü bir de execution'ı var onun görevinden bir tanesini onu execute etmek. Şimdi peki biz ne yapacağız burada? Bizim yapmamız gereken şey bilir kişi olarak değil mi? Üst kademe ile bunu anlatabilmeyi başarmak. Yani arkadaş anlamıyorsun işte .net framework 5'ten 6'ya geçmek işte lazım. Peki niye? Bunu ben nasıl anlatabilirim yukarıya? Yukarı hangi dilden anlar? Yani patron hangi dilden anlıyor? Şu anda hangi dilden konuşuyor? İşte tamamen sallıyorum. Finansal rakamlardan anlıyor. Satış rakamlarından anlıyor. Onun uzmanlık alanı o. Daha önce böyle iş yönetmiş. Şimdi bu işi de böyle yönetmek istiyor. O zaman ben oturacağım. .NET Framework 5'ten 6'ya geçmeyi onun anlayacağı rakamlar ve onun anlayacağı dilden nasıl anlatabilirim diye oturup çalışacağım burada şey tepkisi yani o çalışsın ben çalışmayayım. Hani oraya gitmiyorum. Ama teknik uzman olarak özellikle orta kademe yönetici diyeyim. Ama yani hangi nokademedesiniz? Ya yani üst kademede bu problemi yaşıyorsanız işlerinizden bir tanesi de aslında üst kademe. Ve bunun içerisinde şey de giriyor. Yani alt dediğim gibi aşağıya baktığımızda organizasyonda ekibinizde birisi bir şey bilmediğinde ona öğretmeyi normal görürken aslında yukarıya baktığımızda yukarıya bir şey öğretme ihtimalini çok göz önüne almıyoruz. Çünkü bakış açısı şey o zaten bilmeli. O zaten hatta benden daha fazlasını bilmeli gibi bir perspektifimiz var. Şimdi bu perspektif peki yardımcı oluyor mu? Yardımcı olmuyorsa ne yapacağız? Yani doğal olarak elimize atacağız. Çünkü iletişim çift taraflı olan bir şey sonuç itibariyle. Bir saniye. Tamam. Çok fazla notifikasyon geliyor videoya. Gidiyor mu bilmiyorum da. Her neyse. Mute aldım. Şimdi peki notlarıma bakayım. Ee, ha Bunlar şeye kadar gidebilir. Ee, sizin yaptığınız işi üst kademin eğer nasıl ölçeceğini bilmiyorsa anlamıyorsa. Yani Adam aslında bir çaresizlik içerisinde. Doğal olarak bu çaresizliği size açması da kolay değil çünkü yapı yapıda zaten yukarıda. Tabii belirli bir senaryodan bahsediyorum. Bu senaryonun içinde olmayabilirsiniz ya. Yani. Bu sizin hayatınız olmayabilir. Fakat yani bu hayatı yaşayanlara diyelim ki yani şu noktada yardımcı olmaya çalışıyorum. Adam veya kadın her neyse yönetici bir çaresizlik içerisinde. Zaten işi anlamıyor. Zaten işi nasıl yöneteceğini de bilmiyor. Zaten sizin performansınızın nasıl ölçeceğini de bilmiyor. Şimdi i̇şte bu noktada işte o yüzden bazen şeye dönüşüyor olay işte hani 8 saat oturdum mu bilgisayar başında gibi ona bakayım o zaman giriş çıkış saatlerine bakayım bakayım falan gibi noktalara gidiyor. O aslında şeyin çaresizliği yani ben ölçemiyorum anlamıyorum bu adamların ne iş yaptığını neyin üretken olduğunu. Bu noktada benim çıkıp anlatabiliyor olmam lazım benim çıkıp onun anladığı metriklere bağlayabiliyor olmam lazım o bir seçenek veya başka metrikleri anlatmam lazım ama o metrikleri de anlayabilmesi için bağlantıyı yakalaması lazım çünkü çoğu e, iş yöneticisi diyelim yani bugün bir MBA programına gittiğinizde %99 ihtimalle bulacağınız şey finansal rakamlardır eğer klasik bir yönetici finansal rakamlarla yönetim yapar çünkü finansal rakamlarla her şeyi yönetebilirsin soru işareti. Ne kadar başarılı yönetebileceğin soru işareti ama bottom line dedikleri olay zaten bu. Hani işin günün sonunda finansal rakamlara bağlanıyor. Finansal rakamlar ortada yoksa o şirketin Hatırabildim mi? Eğer şey değilse, non-profit değilse. Şimdi non profit de değil bile. E şimdi bu adamlar böyle eğitiliyorlarsa ve biz bir yöneticinin eğitimini bu şekilde görüyorsak ki o şekilde görüyoruz ki MBA'lerin %99'u hani business administration dediğimiz şeyin %99'u finansal rakamlar üzerinden eğitiliyorsa çoğunluğu yani içeride şey görürsünüz böyle liderlik dersleri de var tabii ki de hani liderlik doktorası yapan birisi olarak hani oraya girmeyeyim şimdi. Her neyse bizim bunlarla konuşabilmemiz lazım ve çoğu zaman o finansal rakamlara bağlamaya kadar gitmeniz gerekiyor. İnanılmaz zor. Bir efor gerektiriyor bu arada. İnanılmaz zor bir yatırım gerektiriyor ama başlamanız lazım. Ve bu perspektifle yaklaşıyor olmak lazım. Ha ufak pratik örnekler olarak pardon tavsiyeler olarak neler verebilirim? Jargon kullanmayacağız bir kere. Yani adamın anladığı dilden konuşmak diyorsak jargon kullanmamamız lazım. Ee, o kritik. Bir diğer e, noktada e, yöneticinin özellikle çok yöneticili, e, çok katmanlı yöneticiler olan şirketlerde bir üst yöneticinin e, hedeflerini ve nasıl ölçüldüğünü anlamaya çalışmak ki oraya hizmet edebilmek. Şimdi hizmet edeceğimiz şeylerden bir tanesi şirketin gitmek istediği yer. İkincisi ise üst yöneticinin gitmek istediği yer. Onun hedefleri. Çünkü günün sonunda özellikle çok kademeli yönetici olan şirketlerde siz doğrudan evet şirketin gittiği yeri görürsünüz ama sizin çıkardığınız output oraya nasıl hizmet ediyorun bağlantısını şirket size bence yani bence değil. Şirket size anlatabilmelidir ama anlatamıyor olabilir. Başarılı bir şekilde onu gösteremiyor olabilir ve siz göremiyor olabilirsiniz. O noktada önemli olan nok yani şeylerden bir tanesi, yöntemlerden bir tanesi de üst yöneticinin hedeflerini görüp o hedefleri kolaylaştıracak şeyleri nasıl yaparız? Onun o hedefleri. Çünkü ben üst yönetimin doğru hedefe gitmesini, onun ona doğru hedeflerin verildiğini varsayıyorum tabii ki. Onun gitmesi gereken yere gitmesini kolaylaştırırsam ve bu chain yukarıya doğru devam ederse umuyorum ki doğru hedefler yukarıdan aşağıya da indiyse şirket istediğimiz yere gidecektir. Yani CEO'nun set ettiği vizyon ve misyon yönünde e, gidecektir diye ümit etmek dışında çok da bir şeyimiz yok onun dışında. Her neyse başka ne vardı notlarıma bakıyorum. Evet, şey, şey kritik ondan bahsettim. Yönetçinin bir şeyi bilmemesini bir eksik olarak görmemek. Ben biliyorsam bunu kendi artım olarak görmek. Ve bu artımı masaya koyuyor olmak bir anlamda. Tabi burada o ilişki içerisinde yani şeyde değil böyle bir hani doğrudan bir koç veya işte bilmem ne hani çünkü orada bir şey ilişkisi var. Hiyerarşik ister istemez hiyerarşik bir ilişki var ve o hiyerarşik ilişkinin içerisine bunu infuse ediyor olmak bir anlamda başka bir hassasiyet gerektiriyor. Çünkü bu noktada bilir kişi sizsiniz. Bilir kişi olduğunuz için bilir kişi her zaman bilmeyenin üzerinde olur sosyal hiyerarşide fakat burada şirketin getirdiği bir hiyerarşi var o ile sizin getirdiğiniz hiyerarşinin çakışmaması o yüzden inanılmaz dikkatli davranıyor olmak lazım burada doğru dozda e, ilerliyor olmak lazım çünkü karşı tarafta şey tepkisi de oluşabilir karşı taraf büyük ihtimalle eksiğinin zaten farkındadır. Hiyerarşik yapıyla beraber özgüveni de varsa bu problem olmaz. Fakat şöyle bir şey de olabilir. Ee, i̇şte ben teknik konuyu e, atıyorum bu senaryoda. Ben teknik konuyu bilmiyorum. Eksiğimin de farkındayım. O zaman ne yapacağım? İyi olduğum konuyu abanmaya çalışacağım. Eksiğimin farkında olduğum için. Onu kapatmak için. E, eksik olduğum konuyu göstermemek için. iş yönetimi anlamında eskiden nasıl iş yönettiysem aynı şekilde yönetmeyi devam edeceğim. Ona daha da üzerine gideceğim. O KPI'ları drive edeceğim. Mühendislikle hiçbir şekilde yazılım mühendisliğinde belki anlamlı olmasa da. Orada da işte bizim bağlantıyı kurmamız inanılmaz önemli oluyor zaten. Bir diğer konu genelde kaçırılan bu daha fazla patron şirketlerinde başınıza gelebilir veya ufak şirketlerde. Çok büyük organizasyonlarda çok sıkıntı olmaz ama olabilir de. O da şu isteklerinizi dile getirmek ve ihtiyaçlarınızı dile getirmek. Şimdi benim şu şöyle bir beklenti olabiliyor. Benim ihtiyacımı şirket anlasın zaten yapması lazım. Değil mi? Benim kariyer planımı zaten şirket düşünmeli. benim bir eğitime zaten şirket göndermeli. Benim alacağımızamı zaten şirket ayarlamalı. Şimdi diyeceksiniz ki "O bunları da mı ben düşüneceğim?" Şirketin boyutuna göre özellikle orta seviye yönetici hatta üst seviye yönetici de bile başınıza gelebilir. Şirketin boyutuna göre değişir fakat bunları sizin özellikle belirtmeniz gerekecektir. Gerekeceği senaryolar var. Yani sizin çıkıp şunu demeniz gerekebilir. Bu üst kademedeki yöneticinin aslında yöneticilikle ilgili kaçırdığı şeyler. Şimdi şunu unutmamak lazım o da bir insan. Yani üst kademe yönetici de bir insan. Ve onlar da... Kariyerlerinin bir noktasındalar. Onların da eksikleri var. Onlar da kendilerini geliştirmek durumundalar. Onların da yolu var. Yani bizim kafamızdaki o mükemmel yöneticiye gelmemiş olma ihtimalleri inanılmaz yüksek. Şimdi 3 kademeli bir yönetimten bahsedelim örneğin. Siz gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben ekibimdeki işte Ahmet, Mehmet, Safvet <laughs> <laughs> bu isimleri çok kullanmış O yüzden bu kadar kolay çıktı. <laughs> Örnekleme anlamında. Her neyse işte onlara şöyle şöyle bonuslar vermemiz lazım diye. Orta seviye yönetici olarak yukarıya savaşıyorsunuz örneğin. Sonra bonus günü geliyor. Bir bakıyorsunuz ki size bir şey yok. Size bonus verilmemiş. E arkadaş niye hani bana bonus yok? Aa evet hani aklıma gelmedi denilebiliyor. E şimdi... Siz kendi ekibinizdeki insanların ihtiyaçlarını belki farklı bir perspektifle düşünmeyi başardınız ama üst kademe bunu atladı ve düşünmedi. Peki siz düşünebiliyordunuz bunu? İşte burada yine aynı noktaya geliyoruz. Ya üst kademe ile ilgili ben oturup ağlayacağım, zırlayacağım ya da bunu düşünebilen insan olarak üst kademedeki yöneticiye de yardım edeceğim. Diyeceğim ki bak bak hani bu işte inanılmaz garip gelebilir. Ama bunu yapmanız lazım. Yani çıkıp üst kademeye bak. Alt kademedeki bonusları konuşuyoruz ama benim bonusumu da konuşmamız lazım. Benim eğitimim, benim kariyer planımı da konuşmamız lazım. Siz aşağıya yapıyorsunuz ve aşağıya yaparken size çok doğal geliyor bunlar. Çünkü bunları sorumluluğunuz olarak görüyorsunuz. Orta kademe, X bir yönetici olarak bunları doğru. Ve ondan sonra şey oluyor. Hani ben yönetici olarak bunları yapıyorum. Benim yöneticim de yapacak. Niye yapmıyor ya? Sonuca bakalım. Sen bu bilgi birikime sahipsen onu sana yapılmasıyla ilgili yöneticine de yardım ediyor olman lazım. Eminim bu emin değilim ama tahmin ediyorum. Yüksek bir tahminim var bu videoya. şey yorumları gelecek. Her şeyimiz mi yapacağız? Şimdi bu güzel bir şey çünkü ya yani güzel bir şey kötü bir şey tartışılır da her neyse. Yani bildiğiniz bir şey var, yapabildiğiniz bir şey var. Bunu sadece kendi yönettiğiniz ekipte yapılabileceğini düşünüyor olmak, işte managing up dediğimiz olayı kaçırıyor olduğunuz anlamına geliyor. O organizasyonel hiyerarşide bazı şeyleri biliyorsunuz. Bu bildiğiniz şeylerin sadece sizin alt ekibinize yansıyor olması zihniyeti ve yukarıya yansıması gerekmemeli. Onlar zaten bilmeli zihniyeti. Hiyerarşik yapının bize getirdiği ee, bir illüzyon aslına bakarsanız. Yani doğru kelimeyi bulabildiğimi bilmiyorum ama bir limitasyon. Bir zihniyet limitasyonu. O limitasyon öğrenilmiş bir şey diyelim bir anlamda. Ama doğru değil. Yani şey der misiniz örneğin? E, ya kendi teknik background'ından bir örnek vermek zorunda kalacağım. Çünkü yani bazen yorumlar geliyor. Bu videoları sadece yazılım mühendisleri izlemiyor. Ben yazılım geçmişinden gelsem de. Ama hani işte SQL Server'da bir bug var. E kendi altımdaki ekipteki birisi bir şey olduğunda hani ben biliyorum söylerim ama yöneticim bu problemle karşılaşırsa söylemem o bilsin. İşte böyle bir zihniyet yok doğal olarak. Yönetim pratikleri anlamında da zaten böyle bir zihniyet olmamalı. Evet. Bahsedeceklerim bunlardı. Tahminimden uzun bir video oldu. Ee, umarım faydalı olur. Ee, Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ee, fikirlerinizi de aşağıya yazarsınız bakarız. Sanki sıcak olacak aşağısı yorumlar diye tahmin ediyorum ama bakalım göreceğiz. Görüşürüz.